buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasanın bu maddesiyle koruma altına alınan özgürlüklerden biri değildir? Anayasa 26. madde. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bize verilen 26. maddenin özelliklerine baktığımızda düşünce özgürlüğü, düşünce ve kanaatlerini açıklama özgürlüğü ve düşünce ve kanaatlerini çeşitli yollarla yayma özgürlüğü güvence altına alınırken yerleşme ve seyahat özgürlüğü 23. maddeyle güvence altına alınmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Muhabirin yaptığı haberde aşağıdakilerden hangisinin ihlal edildiği söylenebilir. Sayın seyirciler, şimdi de yaptığımız çok gizli çekimler sayesinde elde ettiğimiz ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız ünlü şarkıcı Murat Işık'ın özel görüntülerini yayınlıyoruz. İyi seyirler. Bize verilen açıklamaya baktığımızda seyahat özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve bilim ve sanat özgürlüğü ihlal edilmezken özel yaşamın gizliliği hakkı yani anayasanın 20. maddesi ihlal edilmektedir. Çünkü burada gizli bir çekim yapılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Kişilerin telefonlarının dinlenmesi aşağıdaki anayasal haklardan hangisinin ihlalidir? Anayasanın 22. maddesinde haberleşmenin gizliliği esas olduğu için basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, konut dokunulmazlığı hakkı ihlal edilmezken haberleşme hürriyeti ve gizliliği ihlal edilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın ahlak ilkelerinden biri olamaz? Basın ahlak yasası, basında görevli gazetecilerin uymayı kabul ettikleri yasal dayanağı olmayan anlaşma metnidir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda yayınlarda hiç kimse farklı özellikleri nedeniyle aşağılanamaz. Kişilerin özel hayatları ve ilişkileri yayın konusu olamaz ve toplumun sahip olduğu değerlere aykırı yayın yapılamaz açıklamaları basın ahlak ilkeleriyle ilgilidir. Fakat yayınlarda toplumun milli değerlerine önem verilemez açıklaması yanlış bir açıklamadır. En önemli verilmesi gereken unsurlardan biridir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Böyle bir durumda Ahmet Bey'in aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini kullanarak gerçeklerini ortaya koyması gerekir. Hakkımda yazılan bu haber doğru değil. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ahmet Bey hakkında yapılan yalan haberin düzeltilmesi için yalanlama ve düzeltme yazısı yani tekzip hakkını kullanabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. İletişim araçlarını kullanırken sahip olunan hak ve özgürlükler anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Ünlü bir şarkıcının haberini yapan bu gazeteci aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ihlal etmiştir? Ünlü şarkıcının herkesi şok edecek ses kayıtlarına ilk biz ulaştık. Ünlü şarkıcının oldukça ilginç açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu ses kayıtları şarkıcının özel hayatını olumsuz etkileyecek ve hayranları üzerinde olumsuz bir algı yaratacaktır. Herkesin merakla beklediği bu kayıtları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ses kayıtlarının yayınlanması vurgulanmaktadır ki bu durum anayasanın 20. maddesinin yani özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu maddeden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Anayasa madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirler alır. Bize verilen anayasanın 28. maddesine baktığımızda basın özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır. Haber alma özgürlüğü devletin güvencesi altındadır ve basının sansür edilememesi güvence altına alınmıştır. Fakat anayasa ile konut dokunulmazlığımız sağlanmıştır açıklaması yapılamaz. Bu 21. madde ile sağlanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeyi aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru belirtmiştir? Kişilerin doğru haber alma hakkı olduğu gibi basın yayın organlarının da doğru haber verme sorumluluğu vardır. Haberi doğru yapmak ya da doğru yansıtmak kamuoyu oluşturduğu için çok önemlidir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.